Değerli futbol severler, Birebir Futbol programından herkese mutlu akşamlar. Bursa Spor Lig'in 8. haftasında deplasmanda Alanya Spor'un konuğu oldu ve karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetlikle ayrıldı. Her şeyden önemlisi bu maçta Bursa Spor kazanacak mı, kaybedecek mi, berabere mi kalacak derken bir anda oyuncu değişikliği, tekrar fabrika ayarlarına geri dönmesi Hamza Hamzoğlu'nun her şeyi değiştirdi ve Horquera'nın oyuna dahil olmasıyla birlikte 2-0'lık galibiyet geldi. Tabii ilk 11 Hamza Hoca kurarken ne düşündü, neler hayal ediyordu ya da o hayal ettikleri sahada Bursa Spor adına olumlu işler yaptı mı, ama her şeyden önemlisi Bursa Spor öyle ya da böyle kazanması gerekiyordu bu karşılaşmayı ve Alanya Spor deplasmanından da 3 puanla ayrıldı. Bugün yine Birebir Futbol'da, süper futbolda olduğu gibi yine Bursa Spor'u konuşacağız. Bursa Spor'u yorumlayacağız. Sevgili spor yazarı, Bursa'nın önemli spor yazarlarından Çetin Sabırlı ile birlikte. Çetin abi hoş geldin. Hoş bulduk sevgili Burf. Nasılsın, iyi misin? Çok teşekkürler abi. Sen nasılsın, iyi misin? Bizi konuk ettiğin için ayrıca teşekkür Her ederiz. Her zaman abi. Çok teşekkürler. Keyifle ve zevkle izliyoruz. Başarılarını devamını diliyorum bu arada. Çok teşekkürler abi. Bursa Spor 2-0 galip geldi Alanya Spor deplasmanında. Çok kritik bir maçtı ama 90 dakikaya baktığımız zaman herhalde Bursa Spor bu maçı kazanmayı hak etmiyordu. Yani Alanya Spor'un 3 net pozisyonu var. Kalede Harun değil de Mert olsaydı bunların ikisi kesinlikle gol olurdu. Mert'i aşağılama anlamında söylemiyorum ama Harun'un şu anda o inanılmaz performansı belki de Bursa Spor için çok kritik maçlarda ön plana çıkıyor. Vallahi sevgili Uğur, yani şimdi öncelikle sevgili izleyenlerime iyi akşamlar diyorum. Tabii Bursa Spor 8. haftanın sonunda genel anlamda değerlendirdiğimizde sezon başı hedeflerinin yanında belki de ne teknik heyetin ne de yönetimin buralarda olabileceği ile ilgili düşüncelerinin bu olmadığını düşünüyorum. Ama futbol bu. Futbolun güzel yanı. İşte bu futbol buna deniyor. Sahanın içerisinde her maçı ayrı ayrı değerlendirdiğinizde Bursa Spor'la 8 ayrı kimlik görebilirsiniz. Ki kendi futbolcu yapısıyla oluşturduğu bir oyun taktiğinin yanında diğer takımlarda kendine eş değerde, kendinden daha iyi hazırlanmış, daha büyük hedefleri olan takımlarla karşılaştı. Tabii bu ayrı ayrı kimliklere sahip oldu Bursa Spor her maç için. Tabii değerlendirebiliriz. Çünkü daha sezonun başı ve Bursa Spor gibi diğer takımların da tabii ki bu lig için hedefleri var. Ama 8. hafta Alanya Spor karşılaşmasına giderken şunu taraftarımız ve camiamız çok iyi biliyor ki Bursa Spor'u daha bu haftaya kadar garanti 3 puan dediğim ve banko favori çıktığı maç yok henüz. Evet. Şu ana kadar maalesef bir Adana Spor maçını belki %50 %50 diyebiliriz. Çünkü Adana Spor çok uzun yıllardan sonra tekrar bir Süper Lig'e döndü. Yani yeni başlayan ve ilk maçlarda daha henüz o atmosfere alışamayan takımlar için o kural geçerli oldu ve Bursa Spor çok zorlanarak da olsa o maçı almasını bildi. Belki o maç dahil 3-4 maç, belki Bursa Spor'un isminin bile maçın içerisinde katkı koyduğu ve ismin de aldığı maçlar var. Dolayısıyla Adana Spor maçı da bunlardan bir tanesiydi. Adana Spor'da gibi Alanya Spor maçı da Bursa Spor için ayrı bir anlam vardı ki Türk futbol tarihinde ilk defa karşılaşıyorlar bir resmi müsabakada. Ne olacaktı? Ben Alanya Spor maçını bittikten sonra 8 haftalık periyotta Fenerbahçe maçına benzettim Alanya Spor maçını. Neden derseniz hakikaten bir Fenerbahçe maçı galibiyeti camiayı ayakta tuttu. Yani belli bir kaosun içine girebilecekken ayakta tuttu ve ardı ardına gelen iki iç saha galibiyeti Bursa Spor'un önünü açtı. Keza Gaziantep Spor mağlubiyeti ardından Osmanlı Spor'a karşı kötü futbol ve beraberliği koparabilen futbolcular Alanya Spor maçında ne yapacağını çok merak ediliyordu. Dolayısıyla maçın 85. dakikasına kadar belki hiçbirimiz bu maçı alabileceğimizle ilgili bir düşünceye sahip değildik ama organize olmayan belki de futbolun güzelliği olan yanlarından bir tanesi bir karambol. Rakip kaleci ve futbolcunun anlaşamayışı ve topun Horquera'nın önüne kalması. Bu tip Avrupa deneyimi olan futbolcular bunları iyi değerlendiriyorlar.
iyi değerlendirdi. Pozisyonu takip etmesi de önemliydi. Kesinlikle. Orada olması önemli bir kere. Bu batacavari bir oyun içerisinde kalma durumudur. Tabii geçen seneye baktığınızda Jorge Arias'ı çok ağır eleştirildi. Bekleneni veremeyince tabii ki bu seneyle ilgili ne olacağı çok merak ediliyordu. İyi bir başlangıç yaptı. Önemli olan Bursaspor'da 5-6 futbolcunun, yani ilk 11'de oynayan 5-6 futbolcunun kendi kalitesinde ve üzerinde biraz performans gösterirse diğer arkadaşlarını kapatabiliyor ve Bursaspor'un ismiyle birlikte sonuca gidebiliyor. Çünkü dediğimiz gibi Bursaspor henüz daha 8. haftaya kadar banko favori bir maça çıkamadı. Evet. Bundan sonraki haftalarda onu gösteriyor ki Bursaspor yine böyle iki ileri bir geri, bir geri iki ileri yapacak. Ama önemli olan tabii camianın bugünler içerisinde en çok söylediği söz, tabelaya bakarım lafı. Bugün 16 puan belki de Hamza Hoca'nın bile hesabında kitabında yoktu. Bu çok derin, çok önemli bir başarı. Bu başarıyı önümüzdeki haftalara taşıyabilmek tabii ki hem Hamza Hoca'nın hem de futbolcuların görevi haline geldi. Beklentiler var çünkü çok zorlu maçlara daha henüz başlayacağız. Özellikle işte Konya, ardından Karabük ki şampiyonluğun şu anda adı geçen isimleri var. Galatasaray, Beşiktaş deplasmanları var. Ligin son haftası olmasına rağmen yine bir Trabzonspor maçımız var. Dolayısıyla lig yeni başlıyor diyebiliriz. Ama Alanyaspor maçını Bursaspor'un ismi kazanmıştır. Bana göre çok hani oyuncu değişikliklerini belki yine tekrar ayrıntılı tartışabiliriz. Ama Bursaspor bazen macera aradığı maçlarda bu haftaya kadar şansıyla ve ismiyle birleştirip maçı sonuçlandırdılar. 3 puanlarını hanelerine yazdırdılar. Belki de mağlup olacağımız maçlarda en azından 1 puan çıkardık. Dolayısıyla şimdilik işler iyi gidiyor ama şuna da katılmıyorum. Yani bunun keyfini sürelim. Çünkü Bursaspor kulübü yönetimiyle, futbolcusuyla ve sportif branşlardaki dereceleriyle çok fazla keyif sürecek bir durumda değil. Özellikle hafta içinde beraber olduk. Başkanın basın mensuplarına verdiği kahvaltıda uzun uzadıya çok detaylı sorular sorduk. İşte oradan çıkan cevaplar aslında çok tartışılır. Yani çünkü Bursaspor hakikaten şu anda çok iyi durumda değil. Özellikle mali anlamda. Şu anda tamamen suların durulması, belki de çok aykırı ses çıkmamasının tek sebebi tabeladaki şu andaki puan cetvelindeki evet. yeri. Ama eğer büyük camiye olacaksanız bunlarla çok fazla vakit harcamamanız gerekiyor. Çünkü bu 16 puan Bursaspor için çok büyük bir başarı değil aslında. Bunları çok yakın zamanda aynılarını ve daha iyilerini yapmış bir kulüp Bursaspor ve o nedenle ligin genel anlamındaki takım performanslarına baktığınızda her takım her takımı yenebilecek güçte ve çok sürpriz sonuçlar alınabiliyor ki Osmanlı Spor Kasımpaşa maçı bizim için çok ayrı bir örnek. Onun için Bursaspor her hafta daha dikkatli olacağı, daha fazla konsantre olması gereken maçlarına başlamış bulunuyor. Antalya Spor maçına gene dönecek olursak bana göre yani direkten döndük. Harun'un elleri 8 haftadır iyi işliyor. Gerçekten son yıllarda belki Bursaspor tarihinde böyle kaleci performansıyla, başarılarıyla bir sezon geçirmedi. Harun yani kendini zorluyor. Türk futbolundaki yerini daha sağlam bir şekilde yer ediniyor ve Bursaspor'a önemli katkı sağlıyor. Maçı döndürüyor. Diğer futbolcu arkadaşlarını ayakta tutuyor. Dolayısıyla da önemli birkaç ayağımızda devreye girince Bursaspor için çok zor olmayan şeyler oluyor. Zaten adı bir şekilde tartışılmaz ki belki de bu haftaya kadar Bursaspor'un adını dile getirmeyenler bu haftadan itibaren biraz puan cetveline bakarak Bursaspor'u da artık hesaba katmaya başladı. Yine söylüyorum, altını çiziyorum. Bursaspor bulunduğu yerin elbette ki keyfini alacak ama bu çok uzun sürmemeli. Hemen önümüze bakmalıyız. Lig maratonu çok uzun ve özellikle
Belki başkanımız da birazdan bağlanacak. Çok önemli işler var Bursaspor için, önümüzdeki yıllar için, önemli başarılar için, belki de tekrar söz edebileceğimiz şampiyonluk için önemli işlerimiz olduğunu söyleyebilirim. Abi o zaman tekrar Alanyaspor maçına dönelim. Dönelim. İlk 11'i değerlendirelim. Tamamen macera. Az önce sen hafif hafif değindin abi. İşte Hamza Hoca macerayı seviyor ama Alanyaspor maçında bu anlamda Nirvana'ya çıktı. Yani bir anda Kubilay ve Sinan'ın ilk 11'de olması, iki genç oyuncunun da deplasman maçında 11'de sahaya çıkması, İsmail konuğu kesip Şamil'i oynatması çok tartışılmaz. Ama bu iki oyuncuyu 11'de oynatıp Josie John ve Delvaye'nin kenarda bekletilmesi herkes tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Bununla ilgili çeşitli yorumlar yapılıyor. Gençler Birliği maçında yapmıştı geçtiğimiz sezon. Desutter'le Kubilay'ı oynattı. 2-0 mağlup olmuştuk. Bu maçta 2-0 yendik ama nasıl yendik onu Allah biliyor tabii. Şimdi Kubilay geçen hafta neredeydi? İlk 18'de var mıydı? Kubilay geçen hafta U21 takımında oynadı. U21 takımında oynadı. Ama merak etmesinler, bu takımın oyuncusu demişti. Evet. Maçtan sonra. Yani Hamza Hoca'nın gitgelleri var. Ben teknik anlamda Hamza Hoca şunu oynatmalı, bunu oynatmalı veya işte şu taktiği denemeli oyuncuları de, böyle teknik analize girmektense, biraz daha oraya uzak kalmaktansa, genel anlamda gördüğümüzü, herkes gibi gördüğümüzü yorumlarsak, şimdi önce durdur sonra vur taktiği mi denendi dendi birçok kesim tarafından. Eğer böyle bir şey varsa ben Bursasporlu'mdan utanırım. Yani Alanyaspor karşısında önce durdur sonra vur yapabiliyorsan, bizim belki bu 16 puanı sorgulamamız lazım. Ya da önce yor sonra yorul. O da olabilir. Kesinlikle. Böyle bir taktik anlayışı varsa çok üzülürüm. Çünkü Alanyaspor bu ligin düşme adaylarının içerisinde ilk sıralarda gelen. Doğru. Yani böyle bir önce durdur sonra vur veya önce yor sonra sonuca git. Yani böyle bir şey mümkün değil. Yani Kubilay'la Sinan'la başlamasının ne anlamı olduğunu ben çıkartamadım. Kesinlikle ben senin yorumuna katılıyorum abi. Direkt öyle yaptı. Belki biz olumlu olarak karşılamıyoruz ama bunun tek bir mantığı var. Rakibi yormak, ardından yetenekli oyuncularla sonuca gitmek. Yani böyle bir şey... Bunu başardı mı? Başardı ama nasıl başardı? Yani Harun'un ellerinden öpmesi gerekiyor. Yani Bursa Spor taraftarının. Bakın belki programın içerisinde birkaç kere daha söyleyeceğim bunu. Bakın böyle düşünüyorsanız, böyle oynuyorsanız, öyle bir zaman ve öyle bir rakip gelir ki Bursaspor'u ve camiasını çok üzen bir sonuçla karşılaşabilirsiniz. Dolayısıyla yani bir dörtlük beşlik maçla karşılaşabilirsiniz. Düşünün ki Harun o gün ayağına çarpmadı, top üzerine gelmedi veya atlarken elini kaldırmadı. Evet. Yani böyle bir riske giremezsiniz. Çünkü eğer ki belki başkanın biraz sonra bağlanıp bu konuda sezon başından biri söylediklerini söyler. Kaliteli bir takıma sahibiz, mücadeleci bir takıma sahibiz denilen bir ortamda bu tip maceralara girmek, herhalde Alanyaspor gibi bir karşı takıma böyle bir taktik anlayışına girmek, yani siz küçük düşünüyorsunuz, bu sonuçlar, bu başarınız tesadüfi derler yarın öbür gün, ki ona inanmıyoruz gerçekten. Çok kaliteli ayaklara da sahip Bursaspor. Ama Josio John ve Delvaye gibi adamınız sağlamsa, kulübede oturtturuyorsanız bilmiyorum. Yarın öbür gün her türlü... İsmail bir anda yedekte kalması. Yani şimdi ben yani şuna da... İsmail Konuk da Hamza Hoca'nın evlatlarından biriydi. Şimdi fark ederseniz geçen hafta da oyuncu değişikliklerini İsmail ilk 11'deydi zaten. Merter 46. dakikada girdi. Oyunun sonlarına doğru da Bilal gelir. Yani bunun daha sezon başında İstanbul Başakşehir Spor karşılaşmasında 2-0 yenildiğimiz maçta bu 3 futbolcuya yapılan tepkinin daha 4 hafta, 5 hafta sonrasında aynı futbolcuları yine bir şekilde oyun anlayışınızın içerisinde taraftarın önüne koyma riskini alıyorsanız, yarın öbür gün söyleneceklere de kulak tıkamamanız lazım. Çünkü hakikaten bu futbolcular belki de geçmiş dönemlerinde Akhisar'da işte yaptığı transferlerle belli takımlarda oynamışlardır. Ama Bursa kenti çok farklı bir kent. Yani, evet. Yani Bursa'yı... Yönetmenimizden rica edelim. Eğer şu anda
uygunsa Bursa Spor Kulübü Başkanı Ala'yı bağlayalım telefona. Şu anda beni aradı çünkü kendisi. Canlı yayındayız, açamıyoruz. Tabii. Olur, başkanımız da dinleriz tabii ki. Ama işte dediğim gibi eğer ki Hamza Hoca bu daha ligin ikinci haftasında aldığı tepkiyi, evet, ligin ikinci haftasında aldığı tepkiye kulak tıkayıp yani bu başarılı sonuçların içerisinde yine aynı kişileri monte etmeye çalışırsa bakın yarın öbür gün olası kötü sonuçlarda bunlar tekrar önüne sürülür Hamza Hoca'nın. Dolayısıyla Alanya maçı Bursaspor ismiyle kazanılmıştır. Yorgara gibi kaliteli bir ayağın tesadüf birincisi, ikincisi hazırlanış bakımından çok keyif veren bir goldü. Özellikle Delvaye'nin getirip Deniz'in topu pasıyla Yorgara'nın önüne bırakması. İşte usta ayak orada, o vuruşu kalecinin uzanamayacağı köşeye. Az önce inanılmaz bir şekilde gol sesi çıktı. Evet. Şu anda sesi kısmaya çalışıyordum ama ses özelliğini kaldırmışlar. Öyle mi? Öyle bir şey görmedim abi. Yok yani, ses özelliği yok. Mecburen kapatmak zorunda kaldım ben de. Alanya Spor maçı Bursaspor'un ismiyle kazanılmış. Harun'un ellerinin çok büyük faktörü var tabii ki. Ama yani bu oyuncu değişikliklerinin yersiz olduğunda hemfikiriz herhalde değil mi abi? Kesinlikle. Yani böyle bir maceraya girmek için hangi koşul oluşmuş ben bilmiyorum. Yani hani sakat futbolcunuz olur. Başkanımız şu anda attığımızda Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay. Canlı yayınımızda başkanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Bütün i̇yi akşamlar başkanım. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler başkanım. Nasılsınız, iyi misiniz başkanım? Teşekkür ederim. Galip gelince tabii daha da güzel oluyorsun. Başkanım biz de inanılmaz derecede keyifliyiz. Rahat rahat Bursaspor'u yorumlayabiliyoruz. Çünkü 3 puan aldık. 16 evet. Puanımız var 8 hafta sonunda ve işler yolunda gidiyor. Siz takımı nasıl buldunuz başkanım maçta? Şimdi bir kere öncelikle herhalde taraftarlarımızın çoğu Bursaspor'un bu şekilde bu puanlarda olacağını herhalde baştan kesinlikle düşünmüyorlardı. Evet. Ama ben her zaman bilmiyorum sizler de orada mıydınız? Avusturya kampından beri söylediğim olay şu. Evet başkanım. Bakın tamam pahalı futbolcu ama maalesef takım olamadıktan sonra ne kadar pahalı futbolcu olursa olsun maalesef takıma hiçbir değer katamıyor. Şu anda biz takım olduk. Bunun için daha da fazla uğraş veriyoruz. Ve bunun neticesini alıyoruz. Çok şükür. Elhamdülillah. Şu anda güzel yerdeyiz. Ben tabii çok fazla seyredemedim şeyi. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız gelmişti. Onunla evet. Beraberdik. Tabii Cumhurbaşkanımızın yanında hatta gittiğimizde maç bitmişti. 2-0 olmuştu. Herkes işte Bursalı bürokratlar da tabii olayın farkındaydı. Herkes bayağı bir mutlu oldu. Cumhurbaşkanımıza neticeyi sordu. Cumhurbaşkanımıza söyledik neticeyi. Yani takımımız iyi yolda, iyi şu anda. Çok şükür. Tabii Cumhurbaşkanımız da Bursa'ya teşvik etti. Kendisi 15 Temmuz Domeklosu Meydanı'nda Bursaspor atkısıyla birlikte halka seslendi. Sizin de Cumhurbaşkanımıza özel bir isteğiniz vardı yani. Maddi anlamda Bursaspor'un daha refah bir hale gelmesi için. Bu yönde bir konuşmanız oldu mu? Sadece stat ismiyle ilgili bir konuşma oldu ama bakın arkadaşlar bununla ilgili zaten Sayın Bakanımız Müezzinoğlu ve vekilimiz Hüseyin Şahin bizlerle ilgili, Bursaspor'la ilgili ne gerekiyorsa yapıyorlar. Yani stat ismiyle ilgili de çalışmalar oluyor. Biliyorsunuz kredi olayını da zaten Müezzinoğlu Sayın Bakanımızla beraber götürüyoruz. Herhalde o da yüzlü kuyruğuna geldik. İşte evrakları falan hazırladık. Herhalde bu hafta veya gelecek hafta başında belki bir İstanbul seyahatimiz olacak. İnşallah o da gerçekleşirse zaten Bursaspor önünü bayağı bir açmış olacak. Bir kere şunu özellikle belirtmek istiyorum. Bütün taraftarlar da şunu iyi bilsinler. Biz Bursaspor'u düşünerek, Bursaspor'un menfaatini düşünerek bu şekilde hareket ediyoruz. Çünkü netice zaten şu anda 70 milyon kredi kullanıyoruz ve kullandığımız oran da aşağı yukarı faiz oranı %20.25. Şimdi bakın arkadaşlar, sadece yüzeysel bakkal hesabı söylüyorum. Biz bunu 7 sene bu şekilde eğer kullanırsak aşağı yukarı 100 milyona yakın kredi ödeyeceğiz.
70 milyona karşılık. Evet. Biz şu anda ne istiyoruz? Biz diyoruz ki 120 milyon kullanalım ama 75 milyonu diyelim. Artı bunu bir takvime bağlayalım ama ne yapalım? Faiz artı ana parayı beraber ödeyelim. Yani bizim düşüncemiz bu. Çünkü şu ana kadar ödenecek rakamın tutarı da belli değildi, faiz de belli değildi. Allah çok şükür şu anda onların çalışmaları yapıldı. Aylık ödeyecekleri rakamlarımız da belli. Ne kadar ödeyeceğiz, nasıl ödeyeceğiz onlar da belli. Burada sadece benim çok üzüldüğüm bir nokta var. O da yeterli desteği çok fazla bulamadık Bursa Spor camiasından. Yani onu da şeyden bahsediyorum. Finansal açıdan bahsediyorum. Satış açısından bahsediyorum. Çünkü biz her gittiğimiz yere biz Bursa Spor'a istemiyoruz. Efendime söyleyeyim ne diyor? Bağış istemiyoruz. Biz sadece bütçelerinizden bir pay almamızı vermenizi istiyoruz diye karşı taraflara söylüyoruz. Ha yani bir miktar başarılı olduk. Ama bu daha da iyi olabilirdi. Herkes kamuoyu da biliyor. Biz Renault'la görüştük. Şu anda Renault'dan haber bekliyoruz. Gelecek hafta belki Bursa Çimento'yla bir görüşmemiz olacak. Bu tribün isimleriyle ilgili. Aşağı yukarı 3-4 tane daha loja satıldı. Daha da satılacak. Yani böyle Bursa Spor'u çok iyi yerlere getirmeye çalışıyoruz. Bu alacağımız kredinin de herhalde 80-90 milyonu gibi bütçemizde kullanacağız. Geri kalanı da yatırım amaçlı kullanacağız. İlk etapta kullanacağımız kredi aşağı yukarı 90 veya 100 milyonlarda, geri kalanı da limit olarak açacağız. Böyle bir arsa falan, benzin istasyonu falan denk getirdiğimizde onları alıp Bursa Spor'a kazandırmak istiyoruz arkadaşlar. Tabii başkanım, yan kaynaklar da var, işte benzin istasyonu, işte gündemde olan AVM. Şu anda baktığımız zaman Bursa Spor Kulübü sizin önderliğinizde, Bursa Spor Kulübü Başkanı Ali Ayın önderliğinde olumlu işler yapıyor. Evet. Zamanında faiz öderken, faizi bile tam anlamında ödeyemezken artık ana paradan borç düşürmeye başlayan bir Bursa Spor. Ama önümüzde ne kadar bir süreç var, tamamen Bursa Spor düzlüğe çıkacak. Yani kaç yıl beklememiz gerekiyor bu anlamda? Şimdi bakın ben şunu da söylemek istiyorum. Biz bu krediyi alacağız ama belki %2, %3 komisyonla. Şimdi İstanbul'da daha konuşmadık bunları, tabii konuşacağız. Paramız olduğu zaman da hepsini kapatacağız, olduğu gibi bitireceğiz. Yani benim buradaki amacım Bursa Spor'un önünü açabilmek arkadaşlar. Başkanım, ilk geldiğinizde ben dün gibi hatırlıyorum, 2 yıl içerisinde şampiyonluğa oynayan bir Bursa Spor Kulübü olacak i̇nşallah, demiştiniz. İnşallah abicim, inşallah ağzın bal yesin. Zaten bütün uğraşlarımız onun için. Yani bakın daha ben bahsetmedim, çok güzel projelerimiz var. İşte gelecek hafta belki bu hafta içerisinde belki belediye başkanımızla da bir görüşme olacak. Yani biz onu da sizin kanalınızda söyleyeyim. Belki Galatasaray'ın yaptığı gibi öyle bir proje düşünüyoruz arkadaşlar. Çok iyi olur başkanım. O hayata geçerse Bursa Spor'un geleceği kurtulur. Geleceği de kurtulur. Evet, geleceği de kurtulur. Daha sonra gelecek de kurtulur arkadaşlar. Başkanım, bir de bu vergi borcunda Bursa Spor yönetiminin inanılmaz önemli hamlesi oldu. Yani Trabzonspor'a uygulanan o madde Bursa Spor Kulübü'ne de uygulandı. Yaklaşık bir 15 milyon civarında para Bursa Spor'un kasasında kaldı. 15-17 falan herhalde. Evet. Bu atılımdan... Evet, o da işte hemen gidip acele davranmamızdan kaynaklanan, yani süreyi orada çok güzel kullandı. Başkanım, az önce yarım kaldı. Az önce 2 yıl içerisinde şampiyonluğu oynayan bir Bursa Spor Kulübü olacak demiştiniz. Onu hatırlattım ama şu anki alınan sonuçlara baktığımız zaman 8 hafta sonunda Bursa Spor topladığı puanla, 16 puanla ligin 4. sırasında, ama artık yavaş yavaş bir hareketlenme var insanlarda, taraftarlarda. Acaba yeniden bir şampiyonluk havası oluşur mu? Eski günü, o 2010 yılını tekrar yaşar mıyız? Sizin de bu yönde bir beklentiniz var mı takımdan? Şimdi ben Avrupa, bu sene Avrupa kupalarına gidelim. Ondan sonrasını düşünürüz. Yani tabii yukarılarda olursak kim istemez ki? Ama hedefi bence şu anda öyle tutalım. Zaman gösterecek. Ne gösterecek onu da hep beraber göreceğiz. Başkanım, bugünkü konuğum Çetin Sabırlı, Bursa'nın önemli spor yazarlarından. Onun da size birkaç sorusu olacak. Çok selam söyleyin. Onun da size birkaç sorusu olacak başkanım. Tamam, öyle mi? Tamam canım. Başkanım, düğünde birlikte karşılaştık zaten. Oradaki
Özellikle hemen galibiyetin ardından yaşadığınız sevince şahit olduk. Allah razı olsun, evet. Cumhurbaşkanımızla olan görüşmenizdeki detayları çok merak ediyorum. İnanın. Ona çok fazla girmek istemiyorum. Cumhurbaşkanımızla görüştük. Zaten çok çok fazla, yani uzun bir görüşme olmadı. Orada biz sadece işte Üstad ismini gündeme getirdik. Kestik çünkü çok zaten Cumhurbaşkanımızla çok fazla vakti yoktu. Ondan sonra o Bursa Spor'u sordu. Bursa Spor'un durumunu sordu. Onunla ilgili bilgi verdik. Ama bakın tekrar söylüyorum. Yani bununla ilgili zaten Sayın Bakanımız ve Hüseyin Şahin bizimle bizzat kendileri ilgileniyorlar. Siyasi cepheden beklediğinizi alıyorsunuz anladığım kadarıyla. Tabii. Allah razı olsun herkesten. Ha burada bakın. Belediye başkanımın hakkını kesinlikle ödeyemeyiz bir Bursa Sporlu olarak. Artı valimiz de bizim için çok çalışıyor. Yani hangi vali şimdiye kadar veya BTSO başkanı şimdiye kadar isim ne bileyim tribün ismi için kulüp başkanı bir yere gitmişler. Yani özellikle bizzat bizimle beraber geldi Renault'a ve o da konuşmasını yaptı. Peki başkanım bir ekleme daha yapacağım. Çünkü buyurun. Göreve geldiğiniz günden beri aslında birebir bir görüşmemiz de olmuş. Sesin çok çok şey geliyor şey Çetin. Az mı geliyor başkanım? Evet, niye öyle az geliyor bilmiyorum, evet. Şöyle söyleyeyim başkanım. Göreve geldiğiniz günden beri zaman zaman eleştirildiğiniz bir konu vardı. Özellikle Bursa'dan beklediğiniz katkıyı alamayınca sizin yapınız gereği böyle bazen serzenişte bulunuyordunuz. Şimdi evet. Tofaş, Renault, Bursa Çimento, Bursa'nın önemli firmaları yavaş yavaş siz kulüple görüşmelere başladı. Bu sizin için sevindirici mi? Yoksa daha beklentiniz hala devam ediyor mu? Hala devam ediyor. Bursa Spor bu olmaması lazım arkadaşlar. Bursa Spor büyük bir camia, Bursa Spor büyük bir kulüp, Bursa Spor büyük bir marka. Yani ben istiyorum ki İstanbul kulüpleri nasıl toparlayabiliyorsa bizim de toplamamız lazım. Bakın mesela biz herhalde şu anda sponsorluk gelirlerinde geçen seneye göre %85'e yakın bir artışımız var. Ama hala bu yeterli değil. Yani ben sponsorluk gelirlerinde en az 30-40 milyona yakın TL'ye çıkması lazım Bursa'nın. Çünkü Bursa Spor'da bu potansiyeli var. Ama bu potansiyeli işte devreye sokmamız lazım. Bunun için de zaman gerekiyor. Bütün arkadaşları, sanayiciler, onlara da çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Çünkü zamanında çok üzmüşler. Yani onlara gerekli değerler verilmemiş. Biliyorsunuz paralar çarçur edilmiş. Onlar da karşılarında güvenilir yönetim istiyorlar. Yani bunun için de zaten biz çalışmaları yapıyoruz. Herkese bakın. Ben kendi şirketimde bu kadar seyahat etmedim. Kendi şirketimde bu kadar birebir konuşmalar yapmadım. Ama Bursa Spor işin içinde olduğu takdirde ben gereken her şeyi yapıyorum arkadaşlar. Sevgili başkanım, Alanya'da çok önemli bir olay gerçekleşecekti ama nasip olmadı. Niye nasip olmadı? Tam Hamza Hamzoğlu çıkarken Bursa Spor taraftarı tezahürata başladı. Hamza Hamzoğlu'nu tribüne çağırdı maçtan sonra ama o anda da Hamza Hoca içeri girdiği için karşılaşamadılar. Yani duymadı o herhalde. İletişim kopukluğu oldu. Bakın ilk defa sizden duyuyorum. Ben buna da çok sevindim. Evet. Bütün taraftarlarıma zaten diğer basın vasıtasıyla da teşekkür ettim. Evet. Hakikaten onlar her türlü övgüye layıklar. Allah onlardan razı olsun. Ta Alanyalara kadar gidip takımımızı destekliyorlar. Nerede böyle bir şey taraftar topluluğu? Başkanım, yani başkanım. Takımda yok. Başkanım biz de Alanya'daydık. Alanya'da Alanya Spor taraftarına deplasman yaşattı Bursa Spor tribünü. Evet öyle söylediler. Öyle söylediler. Büyük çok ihtimalle başkanım büyük ihtimalle Konya maçında Bursa Spor taraftarı Hamza Hamzoğlu'yu tribüne çağıracak. Siz de geldiği İnşallah. Günden bu yana Hamza Hoca'ya inandınız, arkasında durdunuz. Hamza Hoca'nın evet. Şu anki performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla ben zaten biliyorsunuz dediğiniz gibi hep yani çok uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Ben Hamza Hoca'yı çok seviyorum. O da bizi zaten çok seviyor. Bu belki burada kalmasının nedenlerinden bir tanesi de o. İyi bir uyum sağladık. Tekrar hocama buradan teşekkür ediyorum. Çünkü hakikaten daha önce takım değildik. Şu anda takım olduk. Daha henüz tamamlanmadı. Ama daha da iyi olacak.
Yani şu anda gençlerle ilgili konuşuluyor, altyapıyla ilgili konuşuluyor, pilot takımıyla ilgili konuşuluyor. Her türlü konuşmaları yapıyoruz biz kendisiyle. Ben Hamza Hoca'dan çok memnunum. İnşallah böyle devam eder. Yani tabii burada sportif başarı da çok önemli. Sportif başarı da gelince haliyle taraftarımız da daha çok birlik oluyor. İnşallah bakalım yani göreceğiz. Yani ben bakın bütün topçularımıza güveniyorum. İnşallah yani oynamayanlar da zamanla oynayacaklar. Çünkü çok iyi çalışma var şeyde Özcü'de. Çok güzel bir kaynaşma var. Bunların şeyinde meyvesini de görüyoruz zaten. Zamanla daha da iyi göreceğiz inşallah. Sevgili başkanım, tüm Bursa Spor taraftarlarının, Bursa Spor'daki, Bursa'daki önemli kilit isimlerin ve Bursa'daki basın mensuplarının ortak noktası Bursa Spor emin ellerde. Bu anlamda sizin ortaya koymuş olduğunuz bu katkılardan dolayı çok teşekkür ederiz. Sağ olun, sağ olun. O koltuktan kalkmayın başkanım. O koltuk size yakıştı. Bursa Spor'da kimseye bırakmayın. Sağ olun, sağ olun. Allah razı olsun. Bakın siz tabii sizin ve taraftarımızın teveccühü. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Beni kim ararsa kesinlikle belki o gün o saatte toplantım oluyor ama tekrar geriye dönüyorum. Her türlü projeye açığım, her türlü yeniliğe açığım, kim olursa olsun herkese de konuşmaya çalışıyorum. Yani biz hakikaten Bursa Spor'u seviyoruz arkadaşlar. Başkanım, sizler gibi. Son bir soru sorabilir miyim? Buyurun. Sizin yapınızı çok iyi biliyorum. Yani belki size çok yakın olmayan, birlikte zaman geçirmeyen birçok Bursa Spor camiası mensubu var. Basında zaman zaman eleştiriyorsunuz. Az evvel de söylediniz. Hatta bugün beyanatınız da var. Bazı kişilerin ellerini ovuşturduğu ile ilgili. Bugün tabii 10 aylık bir görev süreniz de oldu. Siz yapılan eleştirilere nasıl bakıyorsunuz? Bu sizi gerçekten... Ben size bir şey söyleyeyim. Onun hiçbir tanesini ciddiye almıyorum. Neden ciddiye almıyorum biliyor musunuz? Yani ben ilk önce sağ elimi kalbimin üzerine koyuyorum. Ben vicdanen rahatsam, zaten rahatım. Çünkü biz hakikaten Bursa Spor için uğraşıyoruz. Gerisi beni hiç ilgilendirmiyor. Yani biliyorsunuz Bursa'da öyle bir o camiayı da değiştirmeye çalışıyorum. Öyle bir camia var, oluşmuş ki maalesef kriz ortamında ortamından faydalanmak isteyen çok. Yani burada bilhassa sosyal medyadan bahsetmek istiyorum. Yani arkadaşlar herhalde reyting uğruna bazı sitelerde çok değişik şeyler yazılıyor. Veya bazı gazetelerde çok değişik şeyler yazılıyor. Bel altından vuruluyor. Ama ben bunları aldırış etmiyorum. Çünkü ben doğru bildiğim her şeyi yaparım. Benim alnım açık. Abicim yüreğim pat. Beni hiçbir şey ilgilendirmiyor. Bakın tekrar şunu söylüyorum. Hatalarınız olabilir arkadaşlar. Ama ben Bursa Spor için hiçbir zaman yanlış yapmam. Başkanım çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Programa katılıp değerli yorumlarınızı bizimle paylaştığınız için de ayrıyetten teşekkürler. Sağ olun, sağ olun arkadaşlar. 3 milyonlu Bursa arkanızda başkanım. Sağ ol, Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler, herkese selamlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler başkanım. Kendinize iyi bakın, sağ olun. Hoşçakalın. Çetin abi başkanın çarpıcı yorumları oldu. Şimdi başkanı biz devamlı bir araya ben geldik. Ben normal biraz daha spontane sorular sorarken sen kendi yönünde hem kulübün ekonomisiyle ilgili daha fazla bilgin olduğu için yani daha fazla bunun üzerine durduğun için ister istemez bu tarz sorular yönelttin. Çok da güzel bir bence bağlantı oldu, telefon çok bağlantısı oldu. Ya şimdi başkanla hakikaten iletişim konusunda problem yaşamıyoruz ki hep birlikte zaman zaman bir araya geliyoruz sayın başkanla. Şimdi öyle bir konjektürde başkan oldu ki kendisi bile belki de 3 defa vazgeçti, tekrar aday oldu. Camianın içinde güvendiği insanlardan çok fikir aldı. Yani şimdi Ali Ay denen bir iş adamını Bursa Spor Başkanı olurken yani camianın birçok kişisi de tanımıyordu. Yani bilenler vardı ama nasıl bir başkan diye bilen çok az kişiydi. Dolayısıyla o da çok gitti geldi ve konjonktür de çok sıkıntılıydı. Özellikle mali açıdan ki geçen dönemin başkanı istifaya zorlanmıştı.
Hatta kongreyi hep birlikte yaşadık. Orada güven oyu da alamadı. Dolayısıyla Ali Başkan göreve geldikten sonra işte geçen hafta sorduğumuz soruda birçok yönetim kurulunu daha yönetime seçildikten sonra tanıyor olması, işte zaman içerisinde tavsiye edilen birkaç kişiyle yola başlaması, tabii bunlar çok önemli süreçler. Yani bir amatör kümedeki bir takıma başkan olmuyorsunuz. Kolay değil. Bursaspor gibi adını şampiyonlar kulüpleri arasına yazdırmış, Şampiyonlar Ligi'nde oynamış çok yakın tarihte. Tabii ki her dönem hedefe oynayan, şampiyonla oynayan takımlarda korkulu rüyası olmuş bir kulüpten bahsediyorsunuz. Tabii ki hatalar olacaktır. Ama önemli olan tabii burada işte az evvel ilk bölümde ben söylemiştim. İşte 16 puanın keyfini yaşayalım. Yani 16 puanın keyfini yaşarsanız nereden geldi, nereye düştüğünüzü anlayamadan şaşırır kalırsınız. Onun için başkan biraz daha tabii gün geçtikçe 10 ay oldu göreve geleli. Biraz daha ayakları yere basan yorumlar yapıyor ama tabii biz onun iyi yaptığını tabii ki camia şey yaparken biz tabii eksik gördüğümüz yönleri, hatalı gördüğümüz yönleri, yanlış gördüğümüz yönleri söylemeye devam edeceğiz. Yani bu bizim görevimiz zaten. Yoksa o durum ortada. Yani başkan sadece şu anın keyfini yaşıyor ama ben ikili görüşmelerimizde biliyorsun başkanın ne kadar dertli olduğunu. Evet. Yani sadece galibiyetin, takımın aldığı galibiyet ve maça gelen biletli kişilerin geliriyle ayakta durmaya çalıştığını çok iyi biliyoruz. Yani aslında mali yönde Bursaspor şu anda yani tükenmiş demeyelim de sıfırı vurmuş durumda. Yani başkan her galibiyete normalinin 10 katı kadar seviniyor. Yani hem sportif anlamdaki o tabeladaki yeri hem de mali getirisine çok çok önem veriyor. Yani şimdi bir Konyaspor maçında gelecek biletli sayısı zannediyorum 10 bin civarında bir şeyimiz var. Kombinemiz var. Evet. Ama 20 bin oynuyoruz ki 10 bin kişi maça gelirken bilet alıyor. Bunlar bile çok önemli, çok değerlendirmeye alınan rakamlar haline geldi. Siz büyürken bu tip şeyleriniz büyümezse, bu orantıyı denk hale getirmezseniz işte o başarılar çok çabuk sönen başarılar olur ki geçmişte bu başarıları beraber orantılı yükseltemeyen kulüplerin bugün sosyal medyada işte atıyorum Kocaeli Spor gibi, Sakarya Spor gibi ancak destek vermemiz söz konusu olabiliyor. Yani Bursaspor o kısımda değil ama en ufak hata bizi o yerleri bile gösterebilecek durumdayız. Çünkü şu anda bakın başkanın söylemlerinde tamamen bugün Cumhurbaşkanı, Başbakanlık ve siyasilerden destek almak durumundayız. Banka kredilerinden hiçbir zaman kurtulamıyoruz. Maalesef yani borçtan kurtulmanın tek alternatifi yine bir başka bankaya borçlanıp daha düşük faizde. Rakam çok yüksek abi. Çok yüksek. Yani Bursa'da işte en önemli şirketler bugün size artık kapınızı açmaya başladı, gelmeye başladı. 253 yani, milyon. İşte Bursaspor şu anda mali anlamda herhangi bir projeyi kısa vadede bir projeyi devreye sokup o kötü günlerden sıyrılma şansı maalesef yok. Yani bir benzinlik projesini bugün hafta içinde onu araştırdım başkanın basın toplantısından sonra en kısa vadesi bir sene. Yani bugün Bursaspor bir sene bu tabloyu sürükleyebilecek bir mali yapıya sahip değil. Onun için çok farklı şeyleri deniyor başkan. Devlet hazinesinden Bursaspor kulübünü arsa verilecek. Daha sonra oraya imar çıkılacak ve satılıp Bursaspor kasasına para gelecek. Ya bu onaylandı şu anda. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Şöyle, biz başkanımızın bizim de paylaştığı şeyi söyleyeyim. Ya özel mülkiyetlerden veya kamu arazilerinden Bursaspor için ve Bursa kentinin Bursa kenti için uygun yerleri bulunup buraları satın alınıp hatta bizden bile istedi hani siz biliyorsunuz. Ben hatta esprili cevap vermiştim başkanıma. Oralar alınıp buralarla ilgili belediyeden imar komisyonlarından burayla ilgili projelere onay verilip ardından
İşte görüşmelere başlıyorsunuz. Ki geçmişte bir tane benzinlik projemiz var. Zannediyorum 3,5 yıl önce alınmış ve hala açılışını yapamadık. Yani çok kısa vadeli şeyler değil, geri dönüşümler değil. Ama benim anladığım şu anda başkanın da iki tane çıkış yolu var. Birisi, en önemlisi, kendine göre ki hazırlıklarını da yapmış, orada bunun rakamsal boyutunu da konuştuk. Bir kredilendirme, ayrı bir kredilendirme, daha düşük faizli kredileri alıp borcu bir noktaya birleştirip ana parasıyla birlikte faizi birlikte ödeyerek uzun vadeye yaymak. Yani 2013'e 7 yıllık bir programla düşünülüyor. 2023'e. Evet. Yani Fatih Polat'ın açıklamalarından biz onu anlamıştık. Yani birincisi bu. İkincisi, yani 2 yıla 3 yıla yayılan benzinlik arazileri bulup buraları işletmeye satarak gelir elde etmek. Şunu da belirtelim ama kulübün elde etmiş olduğu sportif faaliyetlerle bu borç bitmiyor. 7 yıllık sürede. Bakın, bunlar hepsi ticari zihniyetler. Evet. Başkan da başarılı bir ticaret adamı kendi sektöründe. Ticari yöne biraz daha yatkın. Ama bizim konumuz, bugün de işte programımız birebir futbol. Yani spor dünyası. Bunlar camianın ve tarafların daha çok şey. Yani bu başarıları elde edersiniz veya başarısız olursunuz ama o tabeladaki yerinizi korursanız hem camiayı ayakta tutuyorsunuz, hem de size bir esas bu işin kaynağı olan geliri elde ediyorsunuz ki bugün için bir galibiyetin 1,5 milyon lira olduğunu herkes biliyor yani. Evet. Çok önemli gelirler ki pazartesi günü hesabınıza yatıyor. Çok sıcak ve taze. Yarısı futbolculara gidiyor. Yarısı futbolculara gidiyor. Başkanın açıklamalarından bizim aldığımız bilgi bu şekilde. Yani şu anda tek tesellimiz dördüncülük. Ve şu anda yönetimin kendi önünü açabilecek birinci ve tek projesi bir kredi çekerek bu borcu tek bir noktaya uzun vadeli bir zamana yayıp belki de oradan artan parayla da işte o 2 yıllık ve 3 yıllık olan benzinlik projelerine bir kaynak üretmek. Şu anda başka bir şey. Altyapının da katkısı olabilir. İşte bir Volkan Şen, Ozan Tufan gibi oyuncular yetiştirirsek o zaman belki süre azalabilir. Ya şimdi başkanıma söyleyecektim ama o keyfini de bozmak istemedim. Çünkü başkanım da biliyor, beni de çok iyi tanıyor. Ben altyapı konusunda çok uzun zamanlar onunla çok şeyler paylaştım. Altyapı Bursa Spor için çok önemli. Hakikaten geleceği, bundan sonra daha geçen seneye kadar 72 milyon lira herhalde bildiğim kadarıyla bir transfer getirisi oldu. Altyapıdan yetişen, evet. Volkan, Ozan, Enes'in satışları. Yani belki bu sene olsa Bursaspor'un hiçbir derdi olmayacaktı. Ama orada hepsi bitti, kaynak tükendi. Artık gelecek var mı? Bugün bir tek Kubilay Kanatsız Kuş'tan veya Mert Örnek. Kısmen Mert Örnek'ten bahsediyorsunuz. O fiyatları edecek şu anda şansta değiller. O şansı yakalayamıyorlar. Ve bunların o arenaya çıkıp o kulübe o gelirleri elde edebilecek performansı yakalamaları en az 2 sene. Yani kısa vadede Bursa Spor için kaynaklar tükenmiş durumda. Mutlaka kendi içlerinde, yönetim içerisinde bunun kritiğini yapıyorlardır. Bunun bir analizini yapıyorlardır ki önemli finansçılar da var içlerinde. Ama Bursa Spor'da kaynaklar tükenmiş. Bunu başkanıma ben seçildikten sonra da söylemiştim. Bunu gerçeği camiaya anlattım. Ama bir 10 aylık dilim içerisinde zaten başkan da cebinden verebileceklerini verdi. İşte kamuoyunda özellikle altyapıdaki bu başkanın hoşuna gitmeyen medyada çıkan haberler bir bazı gerçekleri ortaya çıkarıyor ki kaynaklarımız tükenmişle ilgili olur. Yani altyapıdan bir şey çıkartıp para kazanacak futbolcumuz yok. Herhangi bir satacak mülkümüz de kalmamış. Evet. Diğer İstanbul kulüplerinin yaptığı şu andaki projeler gibi. Cepten verilebilecek paralar verilmiş artık buraya kadar. Yani sadece sportif başarı ve hatırlarsan başkana da söylemiştim. Evet başkanım, kaynak üretemediniz. Sadece
tasarrufla bir takım borçları ödenmiş gibi gözüküyor. 291 milyonla devraldı. 253 milyon liraya indi Bursaspor'un borcu dedi. Baktığınız zaman herhangi bir kaynak üretimi yok. Sadece 120 milyonluk takımı 60 milyonluk takıma düşürülmüş ve aradaki fark da masrafları kısarak borçlar düşürülmüş. Dolayısıyla tabii elden çıkarılan futbolcular tabii buna önemli katkı sağlıyor. Cucak gibi işte bir yabancı Desuter gibi işte bunlar elden çıkarılıp bir borç düşürmesine sebep vermiş. Şimdi az evvelki ilk bölümdeki sözlerime gelecek. Çok fazla keyif sürecek vaktimiz yok. Bursaspor'un camiasının toparlanıp topyekün siyasetiyle, belediye başkanıyla, muhalefetiyle, taraftarıyla, iş adamlarıyla hep birlikte bu krizi atlatmanın yollarını bulmamız lazım. Yoksa hakikaten kötü günler bekliyor. Başkanımın ben çok iyimser yönlerini, anlatımlarını çok önemsiyorum ama yani benim tek derdim ve yapımın gereği şudur. Gerçeklerden fazla uzaklaşmamak lazım. Gerçeklerle yaşamamız lazım. Gerçeklerle yüzleşmemiz lazım. Yani şöyle söyleyeyim sevgili Uğur, daha anlaşılır bir şekilde. Hatırlarsan kredi bütçesi için evet, hazırlanmış dosyayı gösterirken 7 yıllık bir dosya. Bir soru sordum ben. Dedim ki ortalama başarı düzeyimiz ne olacak? Yani lig sonlarında 4. 5. Evet. Peki 2 kere 8. olursak ne olacak? Bunun şeyi ne olacak? Çok fazla değişmiyor demişti yöneticinin biri. Değişmiyor. Değiştiğini biliyoruz yani. O orada değişmiyor demesi çok önemli. Onun için ben gerçeklerden kaçmadan gerçekleri anlatarak çok fazla hayal gücümüzü yaşam biçimimize dönüştürmeden yaşamayı istiyorum. Bugün işler iyi gidiyor. Yarın öbür gün bir iki mağlubiyetin ardından yani birbirimize girmememiz lazım. Herkes gerçekleri görmesi, bilmesi ve onunla yaşaması lazım. Ama şunda hemfikiriz herhalde abi. Yani bu yönetim, Bursa Spor Kulübü Başkanı Ali Ayve, çevresindeki önemli bir iki isim. Ali Ademoğlu, kesinlikle oradaki en önemli isim. Yani hem siyaset anlamında hem de Bursa'daki o kalbur üstü insanları Bursa Spor Kulübü'ne çekme anlamında önemli bir rol üstleniyor. Bu isimlerle birlikte yapılan projeler doğrultusunda liste dışı kalacak isimler var. Yani bu sayı düşüyor. 15 kişilik yönetim kurulu 7 kişiye düşecek. Vallahi şimdi yani o 8 kişi kim? Kadro dışı kalacak. Başkanın söyleminden yine yola çıkarak şunu söyleyeceğim. Zannediyorum Aralık ayında bir tüzük kongresi yapılacak. Ama şimdi tüzük kongresini hazırlayıp genel kurulun önüne getirdiğinizde geçip geçmemeyle ilgili bir garanti de yok. Bunu niye söylüyorum abi? 4 kişi para vermiş. Bursa Spor Kulübü Başkanı Alay başkan olduğunda yönetimden 4 kişi başkanla birlikte Bursa Spor'un kasasına para koymuş. Doğru mu abi? Evet. Şimdi bu dışarıda kalan isimler %100 Bursa Spor'a hiçbir katkı yapmamış. Fotoğraf çektirmişler. İşte yemeklere katılmışlar. İşte biz Bursa Spor'un yöneticisiyiz demişler. Borç almışlar, borç vermişler. Sevgili Uğur, işte çeşitli yani tam olarak da söylemek istemiyorum şu anda ama. Şöyle söyleyeyim, o zaman sen söyleme ben söyleyeyim. Şimdi belki de sözlerimi doğrulayan yanlar bunlar. Bakın Bursa Spor belki yönetim ve teknik heyetin bile öngörmediği bir puanda. Bunun keyfini yaşayabilmenin hazını yaşıyor camia. Ama bakın gerçeklerle yüzleşmediğiniz sürece budur. Bakın Bursa Spor'da çok iyi şeyler konuşmamız lazım. Ama konuşamayız. Neden? Çünkü gerçekleri biliyoruz. Yani bugün yönetim içerisindeki bölünmeyi bilmiyor muyuz? Yani biliyoruz. Ben yazılarımda sevgili izleyenlerimiz bilir. Yazılarımızda takip edenler biliyorlar. Ben bunları 2-3 ay önce söyledim. Sorunları ertelediğiniz sürece karşınıza daha büyük çıkma olasılığı çok yüksek. Bakın ki öyle de oldu. Yani daha 4. 5. ayındaki sıkıntılar, ters görüşler bugün Bursa Spor yönetiminde kriz haline dönüştü. Belki de en büyük sebebi bu sayının düşmesindeki. Benim belki tweetlerimi takip ediyorsun biliyorsun. Evet. Geçen hafta bir tweet attım ben. Özellikle başkanımın birçok şeyini tasvip ediyorum, beğeniyorum ama geçen haftada beni hayal kırıklığına uğratan bir konu vardı. Mesela medyaya düşen altyapı yöneticisi Ali Turan'ın krizini iyi yönetemedi bence.
Bakın bugün camiada hiç kimsenin tam şöyledir dediği bir olay değil bu olay. Şimdi Ali Turan bizim de arkadaşımız. Başkanımızla da iyi görüşüyoruz. Adı geçen yöneticilerin de hepsini biliyoruz. Şimdi bu kriz çözüldü mü? Çözülmedi. Yani ben şunu beklerdim. Başkanım tabii ki görev aldı ve göreve başladı. Yönetim kurulu üyesidir Ali Turan. Geçmiş dönemlerde de görevlerinde bulunmuştur. Her sebebi ne olursa olsun. Bir şekilde bir olayla adı geçmiştir. İstifasını da vermiştir Ali Turan. Kabul edilmedi. Başkana. Bence kabul etmeliydi başkan. Arkadaşıma güveniyorum, böyle bir şeyi yaptığını düşünmüyorum. Neyse artık iddialar. Ve bizim yanımıza devam edecektir. Ama Bursaspor Ali Menfaat için istifasını kabul ediyorum. Beraber çalışmaya devam ediyoruz demeliydi bence. Ben olsam ben öyle yapardım başkan olsam. Ama tabii camianın içerisinde bu konu böyle havada kaldı. Muhtemelen ki onu da sorduğumu biliyorsun. Bu iş yargıya intikal etti. Yani yargıda muhtemelen çözülecektir. Çözümsüz bir konu kalmaz ama başkanımız o konuyu bana göre çözmeden üstü açık bıraktı. Bence gerçi çözülmesi gereken bir konuydu. Senin de bahsettiğin gibi tam olarak netliğe kavuşmadı abi belki ama Ali Turan da bir açıklama yaptı geçtiğimiz günlerde. Tabii. Ben onu borç olarak aldım ve geri verdim dedi. Yani nedir ne değildir şu anda tam olarak biz de bir şey bilmiyoruz ama herhalde ilerleyen günlerde tam olarak net bir şekilde ya, ortaya çıkar. Sevgili Uğur, yani yıllardır camianın içerisindeyiz. Bu insanları da tanırız. Ya şimdi orada bir benim kafamın almadığı, yani kafama tam oturtamadığım bir konu var. Yani bu konuyla ilgili geçmiş dönem başkanı ve yönetiminin haberi olarak yaptım dedi bu işleri Sayın Ali Turan. Ya ne başkanından geçmiş dönemin ne yönetiminden tık yok. Yani şimdi bir yerde tamam Ali Ay Başkan'ı ele... Bağlayalım Recep Bölükbaşı'nı bağlayalım birazdan. Soralım Recep Başkan'ı. Soralım. Bununla ilgili bir ilgisi var mı? Bağlanırsa çok sevinirim. Recep Başkan da bu konuya çözüm yani ne kadar kısmında yani. Bağlanırsa sevinirim. Abi istersen bir kısa bir reklam arası verelim. Tamam, reklamların ardından edelim. Kaldığımız tamam. Yerden devam peki. Ederiz. Tabii peki. Değerli izleyenler, Birebir Futbol'a kısa bir reklam arası. Reklamların ardından çok özel görüntülerle sizlerle birlikte olacağız. Evet, ikinci bölümde Birebir Futbol'da yine Bursaspor'u konuşacağız. İlk bölümde Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay canlı yayına telefonla bağlandı ve Bursaspor'daki son durumu özetledi. Maddi ve manevi anlamda Bursaspor'un daha iyi durumlara gelmesi için çabalıyoruz, bunun mücadelesini veriyoruz dedi. Çetin Sabırlı ile birlikte biz de bugün Birebir Futbol'da Bursa TV ekranlarında Bursaspor'u yorumluyoruz. Çetin abi, yönetimde kalmıştık. Evet. İstersen devam edelim kaldığımız yerden. Devam edelim. Şimdi ilk bölümde de söylemiştim. Zaman zaman Ali Başkan'a yazılarımla bir takım mesajlar vermeye çalışıyordum ki bundan 3 ay önceki yazımda Sayın Başkanım yönetimdeki ayrışmalar krize doğru gidiyor. Bu krizi ertelemeyin ve bu krize çözün diye bir yere medyacı gözüyle bir takım uyarılarda bulunmuştum. Geldiğimiz noktada bugün içerisinde çok fazla detaylandırılmadı da bu mesela Ali Turan meselesinin bir yönetim hesaplaşmasına kadar gittiğini bizler biliyoruz. Dolayısıyla o gece attığım tweette de şu vardı. Başkanın Ali Turan'a sahiplenici konuşmasının ardından yönetimden bundan rahatsız olanlar var. Hareketli günler başlıyor diye bir tweet atmıştım. Ben yine hareketli günlerin devam edeceğini düşünüyorum. Henüz daha o kriz çözülmüş değil. Bakın yine erteleniyor bunun çözümü. Yani Aralık'ta yapılacak tüzük kongresi ardından yönetim sayısının indirilip belki bu krize yol açan yöneticilerin tekrar göreve gelmemesiyle ilgili çalışmaları yapılacak ama bakın Bursaspor'da bir günün öteki günden daha değerli olduğunu biliyoruz artık. Yani ilk bölümde de anlattık. Mali yapının ne kadar kriz noktasında. Sportif başarının uzun soluklu olması, sürdürülebilir olması ile ilgili önemli enerji harcanması lazım. Ve bir o kadar da camiaya ait tutmak lazım. Hem de mali durumunuzu düzelterek. Ama krizin boyutu başka yerde. Yönetimden tek ses çıkmıyor. Başkanım çok güzel konuşuyor. İşte Bursa herkes birlik olsun diyor. Bugün Bursa
Başkanımla konuşurken söyledim, 3 milyonluk kent. Siz 3 milyondan tek ses olmayı istiyorsunuz, onu arzu ediyorsunuz ama başkan olarak 15 kişiden tek ses çıkaramıyorsunuz. Şimdi yani bunu başkanıma söylesem morali bozulur. Ama her zaman söylüyorum, gerçeklerle yaşamamız lazım. Gerçekleri göz ardı ettiğiniz sürece önünüze daha büyük gelir. İşte bu 7 kişiye inmesinin en büyük sebebi bu mu acaba? Yani 7 kişide de tek ses sağlayacağınızın garantisi yok ki. 7 kişiye indiğinizde 5000 kişilik kongre üyesinin önüne çıkacaksınız. Nasıl hesap kitap yapacaksınız kongreyi kazanmak için? Yapılmıyor mu? Yapılıyor. Bugün İbrahim Yazıcı bile şampiyon olduğu sene tek adaylı kongreye giderken bile rahat gidemedi. 5'e kadar liste veremedi. Rahmetli başkan. Hal orada bile şey vardı. Yani eğer bu camiaları dinamik tutan genel kurul üyeleridir. Yani orada aykırı sözler, farklı sözler çıkmaz. Tabii başkanımın söylediği gibi elini ovuşturanlardan bahsetmiyorum. Bursaspor'un yenilmesi için elini ovuşturanlar varsa başkanımla beraberim. Ama Bursaspor camiası genel kurulu itibariyle 5000 kişiyi aştı. Yani 5000 tane görüş var. 5000 tane ayrı bakış açısı var. 5000 tane ayrı değerlendirme var. Onun için aykırı sözleri fazla kafanıza takmadan ama fazla da kulak arkası yetmeden yapmanız lazım bu işi. Bunun için de tecrübeli bir yapı lazım, tecrübeli bir yönetim lazım, tecrübeli bir başkan lazım. Bakın başkanımızın dürüstlüğünden, çalışkanlığından veya işte Bursaspor sevgisinden bahsetmiyorum. Ama Bursaspor büyük bir camia. Burayı yönetmek ayrı bir birikim, ayrı bir tecrübe ister. Başkanım o süreyi değerlendiriyor şu anda ama işte dediğim gibi 3 milyondan tek ses istiyorsunuz. 15 kişiden tek ses çıkmıyor. Neden çıkmıyor? İşte içerideki sorunları ertelediğiniz için. Yani ona kırmayayım, bunu üzmeyeyim. Başkanım yarın öbür gün sorarlar. 15 kişilik yönetim kurulu üyelerinizin 15'inin de imzasının olduğu yönetim kurulu kararı kaç tane diye sorarlar. Şimdi yani bu çatırtı aslında Yeşil Bursa'dan koptu sanki ilk olarak. Yeşil Bursa'dan koptu, işte altyapıdan koptu, transferlerden koptu. Bunları biz biliyoruz. Yani her neyden koptuysa koptu. Yani baştan bunun tamiratı, onarımı yapılmazsa bugün artık geri dönülmez noktaya geldi konu. Bunu nasıl giderirsiniz? İşte bence genel kurula gidip orada TÜZÜK Kongresi'nden arzu ettiğiniz kararları çıkartmaya çalışırsınız. Ama onun da bir garantisi yok. Yani genel kurula gittiğinizde 5000 kişi, 5000 genel kurulu üyesinin önüne çıkacaksınız. Bunun yarısı, katılanların yarısı hayır kabul etmiyoruz derse ya eski düzende devam edecek. Dolayısıyla bence yönetim kurulu başkanımın gayretinden, Bursaspor'undan, fedakarlıklarından elbette bahsetmemiz lazım. Bahsetmezsek bu anlamda haksızlık yapmış oluruz. Ama biz başarısız gördüğümüz, hatalı gördüğümüz yerlerde kendisine söyleyeceğiz. Ama o da kulak arkası yapmaması lazım. Bakın bugün ben size söylüyorum. 15 yönetim kurulu üyesinin imzası olduğu yönetim kurulu sayısı kaç tanedir kararı? Dolayısıyla şimdi biz haftalarca 16 puanın keyfini sürebiliriz. Ama puan nasıl olsa düşmüyor mu? Ya bugün yani çok önemli kredi elde etmiştir Bursaspor. Evet. Bakın Fenerbahçe maçı Bursaspor için dönüm noktasıdır. Fenerbahçe maçını kazanmayıp buraya mağlup dönseydik. Bakın ben size söyleyeyim, Hamza önce İstanbul'dan gelmezdi. Yönetim kurulu da ya İstanbul'da olağanüstü toplanırdı ya da Bursa'ya acilen gelip yönetim kurulu toplantısı yapardı. Çok kritik bir virajda bir galibiyet. Bakın Alanya maçı da öyle. Bakın Bursaspor her maça banko favori olarak çıkmadığı gibi çok kırılgan yapıyla ilerliyor. Doğru. Bakın fikstürü kim çekti bilmiyorum ama ellerine sağlık, çok güzel bir fikstür çekmiş. Çok yerinde, tam böyle kırılma noktalarında ilaç gibi gelen galibiyetler var. Bu hafta da Konya'yı da yapacağız ve Konya'da kendi evinde Fenerbahçe'ye mağlup oldu bir sıkıntı. Mağlup olmuş. Bizim için önemli bir şey ama tabii bunu ters taraftan bakmak lazım. Neden?
Konyaspor bugün için Bursaspor'la değerlendirdiğinde daha istikrarlı. Daha önde. Daha hazır ve daha bir konsantre olmuş durumda. Fenerbahçe'ye mağlup olmasına rağmen. Doğal olarak biz Fenerbahçe'yi İstanbul'da yenmişiz. Fenerbahçe Konya'yı Konya'da yenmiş. Banko diyebilir misiniz maça? İhtimal yok. İhtimal yok ama tabii Hamza Hoca ve talebelere bu konuyu tabii daha farklı değerlendirecektir. Hafta içi çalışmaları çok önemli. Maça motivasyonları, konsantrasyon, hazırlanışları, her şeyi bir takım faktörleri birleşince timsah arenaya çıkacaklar. Ama tabii güzel şeyler Hamza Hoca'yı tribüne çağırmak. Ben de senden duydum ilk defa. Yani uzun zamandan beri Hamza Hoca'yı tribüne çağırmıyor taraftar. Evet. Hamza Hoca bunu iyi değerlendirmeli. En son bir kupa maçında çağırmışlardı. Bakın Bursaspor'da gönlünden sildiği teknik direktörü bir daha gönlünü kazanabilmesi çok zor. Hamza Hoca bunu bilmeli. Bursa kenti çok farklı. Şu bakın, anda 16 puan belki çok önemli ama önemli. Şunu da hatırlatalım. Geçtiğimiz sezon Bursaspor Ertuğrul Sağlam yönetiminde ilk yarıyı 18 puanla tamamladı. Evet, tabii. Daha 17 hafta sonunda 18 puanı vardı. 8. haftada çok çok önemli bir yolu kat ettik. Çok önemli bir başarı elde ettik. Bunun sürdürülebilir olması, 34 haftaya yayılması çok önemli. Bakın hala, bakın 16 puandayız, 4.'yüz. Önümüzdeki hafta içeride Konyaspor. Hala taraftarın kafasında bir şüphe var. Konya Karabük iki hafta üst üste dengesi bozulur insanın. İkisi de çok iyi takım. İkisi de çok diri takım, çok hazır takım ve bir program üzerinde kurulmuş. Karabük de kendi evinde Başakşehir'e mağlup oldu. Yani Kasımpaşa'nın Osmanlı Spor'u yenebileceğini kim söylüyor? Villarreal evet. Yenemedi bunu. Kasımpaşa yener Osmanlı Spor'u. Kesinlikle yener dedim zaten ben. Niye? Melih Gökçek, Recep Tayyip Erdoğan'a orada ya bence... Ya o olayları öyle bakmayalım. Bence benim kendi görüşüm bu. Şöyle söyleyeyim, bakın biz Kasımpaşa'yı 1-0 yendiğimizde... Yenmek istemez yani. Biz Kasımpaşa'yı 1-0 yendiğimizde kendi sahamızda Kasımpaşa'nın galibiyeti yoktu. Yani 4. hafta falan herhalde. Nasıl yendik? Adamlar penaltı kaçırdı. Doğru. 90. dakikada 20 bin kişinin nefesi kesildi. Doğru. Adem Büyük'ün vurduğu şutta. Yani öyle kolay maçlar kazanmadık. Yani Kayseri Spor maçıydı. Maç 1-1 biterken İsmail'in kırmızı kartından sonra beraberliği herkes atlardı. 3-1 yendik. Yani futbol şansı biraz Bursaspor'un yanında. Bunu kabul etmemiz lazım. İsmi de var. İçeride kritik futbolcular var. Gerektiği zaman da içeri çıkıyor. Ama bu çok fazla yürümez. Bakın yarın öbür gün... Bu iki maç aslında çok önemli abi. Yani Konya ve Karabük maçları. Biz 2-2, 3-3 böyle programlı gitmemiz lazım. Çünkü, maç. Çünkü yani önümüzde Karabük deplasmanı, İstanbul'da Galatasaray deplasmanı, İstanbul'da Beşiktaş deplasmanı. Evet. Çok önemli 3 deplasman ama var. Ama şuna katılıyor musun bilmiyorum abi ama Hamza Hamzoğlu'nun inanılmaz futbol şansı var. Ya bakın şansla bir yere kadar gidersiniz. Yani orada Galatasaray'da da bir takım başarıları 6'da 6 yapmıştı öyle, son hafta. Yani hiç kimsenin şey yapamadığı bir platformda medyayla, kulübüyle, yönetimiyle ters düşe sezonu tamamladı 3 kupayla. Ama ne oldu? 6. 7. haftada Gönderdiler. Şimdi bizim Bursaspor'un gelecekte belki diğer programlarda aslında kafamda var ama şimdi bu şeyin içerisinde çok fazla dağıtmak istemiyorum. Başkanımın dediği gibi yani Hamza Hamzoğlu tam Bursaspor'un hocasıdır. Ben şahsen diyemiyorum. Yani diyemeyen birçok insan da tanıyorum. Bu Galatasaray'a yakınlığından dolayı mı yoksa? Herhalde performans anlamında bu tarz bir şey söyleyemeyiz. Biraz iyileşmeyi fark ediyorum. Biraz iyileşmesini fark ediyorum ama Bursa'nın tam beklentilerini daha algılamış değil. Ya yönlendiricilerinde problem var. Menajerde problem var. Yani bilemiyorum orada. Yani menajer Hüseyin, yok ki zaten ya. Ya Hüseyin Gedik var ama. Ya, Hüseyin Gedik normal yalandan duruyor orada. Ama şöyle yani öyle Bursaspor büyük camia ya. Bugün şampiyonluktan söz ediyorsunuz öyle. Tercüman da o normalde. Tercüman da biliyorum. Adil Cenkçilerin yardımcısıydı. Evet. Ya şimdi ama yerli hoca ya. Yani tercümanlık yapacak halin de yok. Bursa'yı yıllardır orası tanıyorsun. Orası bence önümüzdeki yıl biraz daha profesyonelleşecek. Yani bakın Bursaspor'un kaybedecek vakti yok.
orayı, burayı, şurayı sonra yaparız, ederiz. Doğru. De olmuyor. Doğru. Bakın bakın, bir kötü gidersek Allah korusun, Bursa Spor'u zor günler bekler. Bakın bugün Tofaş, Renault, Bursa Çimento, BTSO falan herkes kaçar. Kötü onun bir durumda. Için, tabii, o herkes kaçar. Başkanımın sözlerini önemsiyorum. Ki birlik, beraberlik, uğraşından, çabasından, performansından verdiği güvene hepsine ellerimi kaldırıyorum, destekliyorum. Ama Bursa Spor'un bu kritik günlerinde beklentilere sizin ne kadar cevap verdiğiniz de çok önemli. Yani evet. Ben mesela Alanya Spor galibiyetinden sonra Ali Aydan yapmış olduğu açıklamayı hiç beğenmediğimi söyleyebilirim. Ellerini ovuşturanlar var. Ya hiç gerek yok başkanım. Birlik beraberlik diyorsunuz, ondan sonra o zaman ben size şunu derim. Söyleyin kimmiş onlar. Bildiğiniz varsa bildiklerinizi söyleyin açık açık net. Sosyal medyadan yazanlarla ilgili herhalde bir başkanın. O yönde bir açıklaması oldu. Ya o, ama sosyal medyada ya şöyle, sabah akşam yazar yani. Kimse yani, onu durduramaz. Ali Ay gibi bir başkanın, Bursa Spor gibi kulübü başkanın öyle farazi, oradan sosyal medyadan fake hesaplardan atılan şeyler çok fazla. Evet. Yani böyle gündem edip insanlara böyle tedirgin edici açıklamaları yapmaması lazım. Hem hassassız diyorsunuz, hem kritik günlerden geçiyoruz diyorsunuz, hem de ondan sonra bir takım kişilere farklı mesaj veriyorsunuz. Bunlar doğru şeyler değil. Çetin abi, şu anda bir de özel bir soru var. Yoğun bir şekilde devam ediyor. Bursa Spor Kulübü Başkanı Ali Ay, canlı yayınımızda az önce ifade etti. Galatasaray'a uygulanan o destek Bursa Spor Kulübü'ne de uygulanacak dedi. Bununla ilgili de birazdan konuşuruz. Ama istersen Bursa Spor Teknik Direktörü Hamza Hamzoğlu'nun Alanya Spor maçının ardından, 2-0'lık galibiyetin ardından yapmış olduğu açıklamaları dinleyelim. Ekranlarınızda Hamza Hamzoğlu. Hem de geçtiğimiz haftalarda, iki haftada aldığımız, kaybettiğimiz puanları da telafi etmek için geldik. Ama hedefimiz öncelikle iyi oyundu. Burada iyi bir oyun ve bazı arkadaşlarımız da birkaç haftadır çıkıştaydılar. Onları da bir görmek, onlara da bir şans vermek için bir fırsattı bizim için. Bunu da iyi değerlendirdik. Şükürler olsun, maçtan önce ne planladıysak, ne düşündüysek aşağı yukarı hepsi gerçekleşti. İyi bir skorla da buradan ayrılıyoruz. Demin adımlarla yavaş yavaş yolumuza devam ediyoruz. Ben bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Alanya Spor'u tebrik ediyorum. Bugüne kadar olan başarılarından, geçmiş sezonlardaki başarılarından önemli değil. İnşallah bundan sonraki maçlarımız önemli. İyi bir şekilde yollara devam ederler. Pozisyon kurtarıyor ve çok önemli dakikalarda önemli pozisyonları kurtarıyor. Tabii yani bir kalecinin yapması gereken şey aslında görev ama Arun ekstra iş yapıyor. Olmayacak pozisyonları da çıkarıyor. Bu onun gerçekten çok düzgün bir karakter. İşine çok sağlık olduğunu, ahlaklı olduğunu ve gerçekten iyi konsantre olduğunu gösteriyor. Zaten takımındaki bütün oyuncularından çok çok memnunum. İnşallah aynı şekilde hiç bozulmadan yolumuza devam edeceğiz. Demek ki hissetmedik hiç. Yani çünkü 29 kişiyiz. İlla ki bazı maçlarda bazı arkadaşlarımız olmayacak. Yani sadece bir 11 kişiyle götürmeyeceğiz ligi. Dolayısıyla herkes kapasitesi dahilinde, kendi yetenekleri dahilinde her şeyini ortaya koyuyor. Benim için önemli olan bu. Ben onlardan inanılmazı başarmalarını beklemiyorum ama yapabileceklerinin maksimumunu vermelerini istiyorum. Bunu da hepsi veriyorlar sağ olsunlar Bursa Spor için. İnşallah bu şekilde de devam ederiz. Çıldır bizi bu sene yine. Evet, Bursa Spor Kulübü Teknik Direktörü Hamza Hamzoğlu, bütün oyuncularıma inanıyorum dedi. Evet.
Yani şimdi... Ki ilk 11'den de bunu anladık herhalde. Vallahi Hamza Hoca'nın şimdi teknik ve taktik veya oyuncu tercihlerine bir şey diyemem. Ancak sonuçlarına bakıp değerlendirebiliriz biz. Sonuç itibarıyla ilk yarıdaki 11'i bizi tatmin etmedi. Etmedi. Kimseyi tatmin etmedi. Yani Dervaye, Jones gibi adamın kulübedeyse ve bunlar da senin yeni transferlerinse... Abi bu arada Bilal Kısay'la hiç konuşmadık ya. Ya Bilal Kısay'la konuşulacak bir şey yok. Ben onu sözlerin arasında şunu söyledim. Bakın Hamza Hoca ikinci haftada bu seyircinin bütün tepkisini alan 3 futbolcuyu yani bu sportif başarının içerisinde yavaş yavaş takıma monte etme çalışmaları gözümden kaçmıyor. İnşallah öyle değildir. Ama bakın bunlar iyi günlerde çok söylenmez ama yarın öbür gün olası bir kötü sonuçta Hamza'nın hocanın önüne sunarlar. Bunu da bilmesi lazım Hamza Hoca. İşte Bursa gerçeklerini çok bilmiyor. Ona anlatamıyorlardaki anlatmak istediğim, kastetmek istediğim şey bu. Hamza Hoca burası ne bir Akhisar'ın futbol mantalitesi veya taraftar kitlesine sunduğunuz takım ne de belki de bir daha sizi içinizde barındıramayacak ama kalbinizde olan Galatasaray camiasının taraftar kitlesi. Bursa ayrı. Ayrı olduğunu gittiğiniz her kentte görüyorsunuz zaten. Kendi sahamızda oynadığımız her maçta görüyorsunuz. Yani hala böyle daha yeni teknik direktör olmuş, herhangi bir başarıyı yakalayamamış, başarıya aç bir teknik direktör hüviyetinde olmayın. Yani bakın Mertler'le Bilal Kısa bu takımın yükünü kaldıracak. İkisi de orta saha oyuncusu değil. Bu hafta ikisi de oynadı. Doğru. İkisinin oynadığı dönemde ki gerek hücuma kalk. İki tane pozisyonumuz var ya. Gol pozisyonuna kadar iki tane pozisyonumuz var. Biri direkten döndü Kubilay'la. Yani bir de şeyin bir buçukta şeyim var ilk yarıda. Şimdi, Deniz Yılmaz'ın mı? Deniz'in var. Evet. Bir offside diye durakladıkları bir pozisyon ve dışarı attığı bir pozisyon. Yani koskoca 90 dakikada 85. dakikaya kadar özellikle 3 tane pozisyon. Orta sahanızın dinamizmi, orta sahanızın hücuma kalkışı, hücumu destekleyişi, hücumu beslemesi bu kadar. 3 pozisyon. O da garibim Kubilay'dan beklenti çok yüksek. Bir o pozisyonu var zaten. Deniz Yılmaz sakatlıktan dönmüş gol umudu. 2 pozisyondan birini atsa kendine gelecek. Olmayınca olmaz. Nasıl ki Wagner Love 5-6 defa denedi. Evet. 6'sı da kaleyi buldu. O kafa vuruşu kesinlikle gol olur dedim ben. Onu bile kurtardı. Yani ayaklarında ters yerine yatıp ayağınla evet. Çıkardığı pozisyon. O da güzel. İlk yarıda sol 90'a plaselisi ağır bir şey. Yani çok olağanüstü şeyler oldu. Bakın Wagner Love 6 gol kaçırdı. 6'sı da kaleyi buldu. Doğru. Yani iyi değerlendirmek lazım maçı. Bizim attığımız birinci gol tamamen yani... Fiyasko. Yani... Savunmanın fiyaskosu. Tamamen şey yani bu kaleciye bıraksa, kaleci ona bıraksa mutlaka kurtaracak. Ama önüne düştü işte. Futbolun dediğimiz gibi güzel yanı bu. Ama tercihler konusunda yani eğer kastettiği şey ben bütün futbolcularıma güveniyorum derse korkum o ki her an kaza yapmaya yatkın bir takımımız var. O kazanın sonucunda Hamza Hoca'ya çok ağır bilet kesilebilir. Onu söyleyeyim yani. Bunu bilmesi lazım. Yani ikinci sezonu Bursa'da. Hani Bursa'yı tanımış olması lazım artık. Bak gönlünden sildiğini bir daha o gönlüne sokması çok zordur Bursa Spor taraftarının. Şu anda ama sanki şampiyon onunla olmuş, ilgili bir adım oldu Alanya Spor'a. Şampiyon olmuş hocasını daha gönlüne tam alamadı. Bakın şampiyon oldu 3 sene sonra, 2 sene sonra tekrar geldi. Aldı ama Hamza Ertuğrul Sağlam'ın yapmış olduğu saçma sapan açıklamalardan dolayı tabii ki de silmesi gayet normal Bursa Spor taraftardı. Yani o hatayı az daha düşüyordu Hamza Hoca İstanbul Başakşehir maçında. Çünkü Ertuğrul Sağlam Bursa Spor'da belki şampiyon oldu. Bursa Spor'u şampiyon yaptı teknik adam olarak ama orada bütünleşen bir ekip vardı. Bursa'nın Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa Spor Kulübü Başkanı rahmetli İbrahim Yazıcı, önemli isimler, tecrübeli isimler. Hüseyin Cimşir'in, Mustafa Keçeli'nin inanılmaz katkıları vardı o sezon Bursa Spor'un şampiyon olmasında. Tabii canım, sonra Ertuğrul Salam çıktı dedi ki biz buraya gelmeden önce Bursa Spor taraftarları kümede kaldığında
tur atıyordu. Yani Ertuğrul Sağlam da Bursaspor'a gelmeden önce 8 diyordu Avrupa Ligi'nde. Evet. Onları değerlendirirsek yani, Ertuğrul Sağlam'la ilgili... Kimsenin kimseden bir üstünlüğü yok yani. Kesinlikle, kesinlikle. Bursaspor'un da Ertuğrul Sağlam'a katkısı var. Ertuğrul Sağlam'ın da Bursaspor'a katkısı var. Türkiye'nin en fazla kazanan teknik adamı oldu Bursaspor şampiyon olduğunda. Aynen, oraya gelecek. Özdücel'in yarısını aldı Ertuğrul Sağlam. Aynen, katılıyorum. Bir kere Bursaspor camiası üzerinden beyanatlar çok tehlikelidir. Öyle Bursaspor camiası 5000 kişiyle 10000 kişiyle sınırlı değil. Yani tamamen maça gelen 45000 kişiyle de sınırlı değil. Bakın yüz binler var. Bursa kentinin belki maça hiç gelmeyen ama Bursaspor taraf hasta var. Takipçileri var. Yani dolayısıyla yani Hamza Hoca'ya tekrar dikkatini çekiyorum. Etrafını ben bir kere şeyi de eleştiriyorum. Hamza Hoca'nın ekibinde bir tane Bursalı yok mesela. Yani bu kadar niye teslim oluruz? Ersel Hoca vardı orada. O da bir anda kayboldu. Ya, takıma Hoca, tamamen emanet alınca şimdi bakın, birkaç maçta da kötü performans. Traore'ye oynattı. Ersel Hoca'nın da orada inanılmaz hataları var. Büyük camia olmanın, büyük camia olmanın bazı koşulları var. Biz tabii büyük camia olurken olma yolundaki önemli yol kat ettik ama bazı önemli faktörleri de es geçmememiz lazım. Yani ben Hamzaoğlu Bursa'ya geldiğinde yani ekibinde İbrahim Yazıcı döneminde hiçbir teknik direktörün kendi ekibiyle gelip kendi kuracağı kadroya izin vermemiştir. Hep Bursalı bir tane yardımcı vardır. En azından menajeri de Bursalıdır. Ya Hüseyin Gedik lafı gene döndürüp dolaştırıp oraya getiriyorum. Ya Bursa Spor bu ya. Yani Bursa Spor'dan konuşuyoruz. Saatlerce konuşuyoruz. Yani yüz binleri konuşuyoruz. Milyonları konuşuyoruz. Yani 3 milyonluk kentten Adil abi oraya yakışıyordu. Ya ben kişisel yönlendirmeyi sevmiyorum. Yani şu gelsin, bu gelsin, o yakışır, bu yakışır. Adil ama çünkü yakışmayanı ruhu, söyleyeyim. Ruhu. Yakışmayanı söyleyebilirim. Yani ha, bugün Bursa Spor'da sırf İngilizce biliyor diye orada menajerlik koltuğunu meşgul etmenin bir mantığı yok. Buna da sebebiyet verenler kendini bir çekesin. Bursa Spor'dan bahsediyoruz. Bursa Spor Kulübesi'nden. O kameralar gösterdiğinde Bursa Spor'un menajerini gösteriyor. Eski bir futbolcu olmasa çok mantıklı olur. Ya ne yaparsanız yapın. Bugün Bursa'da 10 binler, 100 binler var İngilizce bilen. Siz her İngilizce bileni orada o koltuğu doldurtamazsınız ya. Doğru. Bazen böyle deliniyorum ama kusura bakmasın sevgili izleyenlerimiz de. Hakikaten büyük bir camiden bahsediyoruz. Büyük bir kentten bahsediyoruz ya. Yani bugün konuştuğumuz başkanımızın projelerde sunduğu rakamlar az buz rakamlar değil. 100 trilyon eski parayla o kredilerden bahsediliyor. Evet. Yani izleyicilerimiz de soruyorlar. İşte, bunu da istersen yavaş yavaş açığa çıkartalım bir, abi. Bir şöyle, Galatasaray'la ilgili. Ya şimdi Galatasaray Ünal Aysal gibi başkanını gönderdiler evet. Bu projeler yüzünden. Evet. Onay vermediler. Riva projesi. Riva, onların Florya tesisleri var şimdi. Satmak istediler, satamadılar Bursa, falan. Bursa Spor cephesiyle ilgili bağdaştırarak konuşacağım. Şimdi onların elinde bir gayrimenkul var. Var. Riva dedikleri, Florya dedikleri bugün İstanbul'un en kıymetli bölgelerinde arazileri var. Doğru. Bunları değerlendirmek için kendi genel kurul üyelerinden onay istiyorlar. Bakın. Bizim geçen dönem yapmadığımız, çok az da olsa varlığınla övündüğümüz şeyleri bilmem ne yetkisiyle verdik, sattık, gittik. Mahkemelerde ne oldu konuları araştırılıyor mu bilmiyorum. Gitti, elimizde vardı fabrikalar ve arazileri. Ne kadar bedele, rayiç bedeli ne oldu, kendi değerinde mi gitti? Bilemeden gitti. Şimdi ne yapacağız? İşte başkanımın anlattığı gibi Cumhurbaşkanımızı ziyaret edeceğiz. Maça gitmeyecek başkan. Şeyi kovalayacak ki bunlar önemli fedakarlıklar evet. Yani küçümseyerek söylemiyorum. Ama insanlar bir gidip bir projeyle genel kurul üyelerinden yetki isteyip bugün bizim 100 milyon kredi almak için verdiğimiz uğraşı onlar 125 milyon faizi bertaraf etmek için yapıyor. Bakın orada Galatasaray hiç vergi borcu ödemedi, direkt sıfırlandı. Aynen. Bakın. İşte bir yazımda da şundan bahsetmiştim. Lobi faaliyetleri. O gün başkanın da basın toplantısını açarken ilk bahsettiği lobi konu lobi faaliyetleri. Başkanım çok işimiz var. Çok işimiz var.
Katılıyorum, destekliyorum ve sizi anlıyorum. Evet, mali yapının düzelmesi Bursaspor başarısı için çok önemli. Ama Bursaspor'da çok iş var yapılacak. Yani bunları tek tek görev bölümüyle ve parça parça hallederek gitmemiz lazım. Yoksa işte aldığımız dördüncülük 16 puanın bile keyfini süremez haldeyiz. Neden? Tamamen her şey mali yapıya odaklanmış. Çünkü korku var. İş adamları, sanayiciler, fabrikaların peşinde koşar olduk. Siyasetçilerin peşinde koşar olduk. Lokal bir sürü yapılması gereken anlık olaylar, bölgesel olaylar var. Bunlara bir türlü el atamıyoruz. Onay geçti. İşte az evvel bahsetmek istediğim şey de bu. Başkanlık tecrübesi. Ali Ay'ın çok önemli özellikleri ve gerekli özellikleri var. Ama tecrübesi olmadığı için bazı şeyler atlıyor. Görmemezlikten geliyor. Biz de onun iyi niyetine, uğraşına ve emeğine saygı duyarak, hoş görerek, sahip çıkarak destek vermeye çalışıyoruz. Ama bakın, gerçekleri erteleyip yaşamadığınız sürece o ertelediğiniz sorunlar sizin önünüze daha büyük gelecek Sayın Başkan. Evet. Gelir, çünkü geçmişte hep böyle oldu. Yani bunları onlarca, yüzlerce örneğini yaşadı bu kulüp bu 50 yıllık tarihinde. O nedenle bu eleştiri, bakın neden Bursaspor'da çok iyi şeylerden bahsedemiyoruz? Çünkü gerçeklerimiz ortada. 16 puan, 4.lik, kimsenin hayal etmediği, yani hesabına katmadığı yerdeyiz. Belki 100 milyon eurolarca para harcayan, bu yerde olmak isteyen kaç tane takım var aşağıda? Var. Adana Spor bile, Alanya Spor bile bizden fazla para harcadılar. Bakın devre arasında paralar harcayacaklar. Biz de belki bonservislere para vermedik ama aldıkları yıllık ücret bonservisi geçiyor. Ben söylemleri, başkanın söylemlerini önemsiyorum. Küçümsemiyorum veya göz ardı etmiyorum. Kulak arkası da etmiyorum. Mesela 650 bin TL alıyormuş Furkan Özçal. O bir tam bir şey. Yani onu daha kimse açıklamadı. Hep iyi şeylerden bahsediyor. Ben geçen burada Timsah Arena'da maça giriyordum. Sakat Furkan futbolcu Özçal'ı almadılar ya. Stadyumu almadılar. Tanımadı güvenlik kişiler. Bir saniye kardeşim dediler, almadılar içeri. Sonra içeriden birilerini aradılar. Geldiler, Furkan'ı aldılar. Yani Furkan'ı kimse tanımıyor. Bursa Spor Kulübü'nün futbolcusu. Ve 650 bin TL para alıyor bir yılda. Garanti. Garanti. Yani bunlar da hep konuşulacak. Yani çok büyük konuşulmazsa para. Başkana katılmıyorum. Hayır, hani sen orada yani bunları konuşan kişi... üç oyuncu bedava gelmiyor yani, onu demek istiyorum. Bunlar ele olmak değil. Başkana bunları sormak, bunların açıklamasını istemek. Bunlar elbette her camia mensubunun hakkı. Yani 650 bin parayı garanti oynamadan alacak. Bunların müsebbiplerine bu cezalar kesilmesi lazım. Hangi doktor buna onay verdi bunu? Doğru. Futbolcunun alışını. Yani bir dönem bizim çocukluğumuzda bile şöyle bir şey tabir vardı. İşte İstanbul takımları kendisine gol atan futbolcuları alırlardı böyle ertesi sene takımlarına. Biz de geçen sene Bursaspor'a iki tane gol atmış Furkan Özçal ve Sinan Bakış'ı aldık. Halimiz ortada. Yani 15-20 yıl önceye döndük yani. Doğru. Yani yazık yani, Sinan genç yetenek diye aldığımız, umut vaat eden bir şey. O Ahmet Arılar'ın dönemine döndük. Yani, o tarz transferler ya yapıldı o senede. Ya Bursaspor'un kumar oynama şansı Ertuğrul yok. Ertuğrul Sağlam bir dönem Bursaspor'un antrenörüyken 40-43 futbolcu falan vardı. Yazık günah işte. Gönderiliyordu kiralık, sonra tekrar geliyorlardı sezon başına, kampa giriyorlardı. Sonra tekrar kiralık olarak gönderiliyorlardı. Yine aynı sisteme dönersek bu borç yığını ile birlikte işin içinden çıkılmaz. Yani o dönemde de söyleniyordu, hata yapıyorsunuz diye. Kimse kulak ardı etti, şampiyonluğun gölgesine sığınıldı. Tabii. Ama şimdi bir şampiyonluğumuz da yok. Hazır tamam. Para vardı o zaman. Kasa şu anda boş. Evet. Bizim en çok küçük detaylarda bile hata yapmamamız gerekiyor. Yaparsak bedeli ağır olur. O zaman yapılan transferi hatırlıyorum. Bataja varken Nunes geldi. Ne alaka yani? Kaç tane? O kolu çıkık bir tane vardı. İnsua geldi orta sahaya. Bataja varken. Tabii. Oh, İnsua olayları çok bir büyük facia. Onların arkası çok karışık. Onları girersek... geçmiş dönemde birçok kişinin... Abi istersen artık yavaş yavaş toparlayalım. Peki. Bu arada Kubilay'la hiç konuşmadık ama ben şunu da belirtmek istiyorum. Kubilay kanatsız kuş. Şu anda Bursaspor'un forvetinde önemli isimlerden biri belki ama uzun yıllar yedek kaldı. Enes Ünal'ın yedeğiydi.
Enes gitti, Batuhan geldi. Batuhan'ın yedeği oldu. Üçüncü yedek şu anda Bursa Spor'un en önemli oyuncularından biri oldu. Gol yok belki ama Hamza Hoca güveniyor. Çoğu maçta 11 oynatıyor. Yani o durumdan bu duruma kadar geldi. Mert örneği geç. Biraz forma şansı bulma, yani forma bulma şansı çok düşük görüyorum. Hı hı. Burada Kubilay var. Bir tane Kubilay var. Yani, Ertuğrul var bir de. Ama ya Ertuğrul da oynuyor. Yani geçen seneden özellikle Rizespor'da çok maç oynadı. Kubilay, buna biraz sabır göstermemiz lazım bu kardeşimize. Aksi takdirde bizim kanatsız kuş dediğimizi kanatlandırıp uçurmamız lazım. Kanatlı kuş haline getirmemiz lazım. Bununla ilgili biraz sabır lazım. Ama Hamza Hoca'nın da bununla ilgili böyle bir hafta 18 dışı, bir hafta ilk 11. Bu çocuğa da yazık olur. Onun planlamasını iyi yapması lazım. O hataydı zaten. Yani. O hataydı. 90 dakika sakatlığı yeni atlatmış bir Deniz Yılmaz'la mücadele etmek kendi evinde çok büyük bir hataydı. Orada Kubilay olsaydı belki de ilk 11'de başlasaydı. Sakatlığını yeni atlatmış bir Deniz Yılmaz ikinci yarıda yorulmuş savunmaya karşı forma giyseydi belki daha başarılı olabilirdi. Mesela Kayseri maçında çok eleştirildi Kubilay. Kubilay. Ama Alanya asist maçında yaptı. Biraz daha diri gördüm. Yani evet. Biraz daha diri gördüm. Biraz daha gole çaba sarf ediyor. Yani zaman içerisinde olacak. Yani Kubilay'a biraz sabır lazım. Ama Hamza Hoca'nın da Kubilay'ın maçlarda görev alma programını da iyi uygulaması lazım. Yani öyle Kayseri Spor maçındaki gibi her zaman talih dönmez. Öyle yuğlatıp da sahadan çıkmasına da sebebiyet vermemesi lazım. Yani o evet. Şeyi eğer Türkiye'de ben bir senede 3 kupa aldım, ben şampiyon hocayım diyorsanız bunları kıvamına size bizim anlatmamamız gerekiyor. Lazım. O dozajı sizin iyi ayarlamanız lazım. Bizim beklentimiz o olur. Ki taraftarla futbolcu birbirine düşmesin. Kesinlikle. Abi çok teşekkür ederim. Ne demek? Değerli yorumların için çok keyifli bir program oldu. Ben de çok keyif aldım. Teşekkür ederim bizi davet ettiğiniz için. Her zaman abi çok teşekkürler. Değerli izleyenler birebir futbolun sonuna geldik. Dolu dolu Bursa Spor sohbetiyle sizlerle birlikte olduk. Bursa Spor Kulübü Başkanı Ali Ay canlı yayına telefonla bağlandı. Önemli açıklamalarda bulundu. Yani Bursa Spor Kulübü'nün geleceğiyle ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Çok keyifli bir program oldu. Bizlerle birlikte olan herkese teşekkürler. Tekrar görüşmek dileğiyle ama özel videoyla yine Bursa Spor taraftarlarının o Timsah Arena'ya yayınlettiği özel bestesiyle programı kapatıyoruz. Hoşça kalın.